Seydikemer ilçesinin Yayla Kınık mahallesinde 4 yıl önce bir heveste lavanta işine başlayan Ali Toru ve eşi Havvana Toru, kurduğu lavanta bahçesinde ortağı Berat Arslan ile birlikte Seydikemer İlçe Tarım Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde tıbbi ve aromatik ürünlerin üretimini gerçekleştiriyor. 40 dönümlük arazide neler yapılabileceğine dair çeşitli araştırmalar sonucunda, lavanta dikim işine karar veren Toru, bu işe girdiğini belirterek lavantaya rağbetin fazla olduğunu dile getirdi. Şu an bulunduğumuz yer Yayla Kınık olarak geçiyor. 1300 rakımda. Lavanta yetiştirmeyle uğraşıyorum. Ve çok da severek yapıyorum. Muğla Büyükşehir bana vermiş olduğu destekle daha da ilerlemeye çalışıyorum. Elimden geldiği kadarıyla. Yani şu anlık hasat zamanı başladı. Toplamayla uğraşıyoruz. Sonra hasatından sonra yağ sıkımıyla uğraşacağım. Tamamıyla tesadüf olan bir şey. Böyle internette araştırmaya girmiştim. Girdiğim zaman bir benim yaşlarımda bir bayanın bu işle uğraştığını gördüm. Hoşuma gitti. Onu örnek alaraktan başladım. Ve çok da iyi bir şekilde ilerleyerek yol aldım. Sonra dediğim gibi fidanı araştırmasına girdim. Arazisini buldum. Dikimini yaptırdım. Ondan sonra dediğim gibi bir kısmını kendim ücretli olarak fidanını aldım. Bir kısmını da Muğla Büyükşehir'in bana verdiği destekle daha tam olarak 50 dönüm civarına yaklaştırdım. Şu anda da o şekilde ilerleyerek devam ediyoruz. Ki bir kısmında daha dikilecek olan yerlerim var. Onun için de Muğla'dan bir kısım daha fidan desteği istiyorum, yardım istiyorum. Olursa diğer kalan yerlerini de tekrardan lavantayla doldurmak istiyorum. Peki bu lavantanın özelliği nedir? Hangi çeşit? Çeşit olarak Agostofolina sertipolis olarak geçiyor. Nasıl diyeyim, hani böyle faydalarının bayağı iyi olduğunu araştırdım. Nasıl diyeyim, hani arı giderici özelliğinin olduğunu biliyorum şu an. Mesela böyle sakinleştirici özelliğini olduğunu öğrendim. Saç için de bayağı bir iyi olduğunu duydum ama ona çok fazla hani odakta değilim. Nasıl, ne derece olduğunu bilmiyorum ama hani faydalarının iyi olduğunu, deterjanda, ondan sonra ne diyeyim, böyle ilaç kimyada onda kullanıldığını öğrendim. O şekilde diyebiliyorum yani. Girişimcilere, bayanlara özellikle tavsiye ederim. Çünkü ben çalışmayı ve azmetmeyi çok seven bir insanım. Gayret göstermeyi çok severim. Yani azmettikten sonra yani yapılmayacak hiçbir şey yok diye ümit ediyorum. Ellerinden geldiği kadar hani olmaz, yapamam, odur budur düşüncesine hiç kimse kapılmasın. Uğraşmak istedikten sonra, çaba sarf ettikten sonra her şeyin üstesinden gelinir diye düşünüyorum. Ben kendim de çok hani nasıl diyeyim, böyle azmetmeyi, çalışmayı, bir şeyler üretmeyi çok seven bir insanım. O yüzden hani ne bileyim, yani yapılabilecek hiçbir şey yok. Yani elimden geldiği kadarıyla bir şeyler için çok uğraşmayı severim. Azmetmeyi severim. Bayanlar için de çok güzel bir şey. Yani ben severek yapıyorum. Ne bileyim, içimden gelerek uğraşıyorum. Ekstra olaraktan aslında kendim bayan terzisiyim. Hem onu yapıyorum. Ekstra boş zamanlarımda gelip bu, hani bu bahçemle ilgileniyorum. O yüzden de çok içimden gelerek severek yapıyorum. Severek uğraşıyorum. Hani bayanların da bu yönde yapmalarını, ilerlemelerini çok isterim. Oğlumla beraber uğraşıyoruz böyle. Bu eşimle, yani dediğim gibi birbirimize destek çıkıyoruz, birbirimizle yardımcı oluyoruz. Ablalarımız da sağ olsun, onlar da bize toplarken, keserken bize yardımcı oluyorlar. İşçiliğini yaparlarken bize çok yardımları bulunuyor. O yüzden bir şekilde üstesinden geliyoruz evvel Allah'ın izniyle ya. Çok da güzel bir şey.